Biz oradaki insanlar için aslında gökyüzündeki umut ışığıydık. Çünkü biz helikopterimizi iniş farını açıp bölgeye yaklaşıyorduk. Onlar elektriği kesilmiş köyde havada sadece bu ışık görüyorlardı. Sonra o ışıkların içinden inen bir kurtarmacı ve onlara hiç bilmediği, hiç tanımadığı bir insanı sarılıp ondan sonra hiç tecrübesi olmadığı bir şeyi yaşatıp helikoptere doğru onları götürüyorduk. Çatılarda çaresizce bekleyenleri bulundukları yerden tahliye etmek hayli zordu. Yaptıkları her hamle onların hayatını da riske atıyordu. Karadeniz bölgesi yağışlı bölge. Kiremit çatılar yosunlanmıştı. Biz tabii bunun inene kadar farkında değildik. İlk indiğimiz evde o kiremit çatıya dokunmayla birlikte biz çatıdan kaymaya başladık. Yardım istiyorlar, onlara ulaşamıyoruz. Kayıyoruz, tekrar helikopterimiz bizi aynı noktaya bırakıyor. Kayıyoruz, tekrar bırakıyor. Ama ekip bir an olsun vazgeçmedi. Ölümü göze alarak verilen mücadele sevinçle son buldu. Bizim için belki de o gecenin en zorlu görevi oydu. Oradan küçük bir kız çocuğumuzu kurtardık ailesiyle birlikte. Ama onu alana kadar ekiple o kadar çok uğraş verdik ki. Onu helikoptere çıkardıktan sonraki korkusu, annesine kavuşturduktan sonraki mutluluğu bize bütün stresimizi, yorgunluğumuzu unutturdu. Melek Filo'nun günlerce süren mücadelesinde kullandığı ana malzemelerden biriydi. İşte bu yanımda gördüğünüz kurtarma sepeti ve hemen elimde duran bu Hamut ismi verilen bir nevi emniyet kemeri. İşte bu helikopter, bu personelle beraber yüzlerce kişinin hayata bağlanmasına vesile oldu. Felaket sonrası ilk 36 saat aralıksız kurtarma çalışmalarını sürdüren ekip sadece yakıt almak için karaya iniyordu. 6 gün boyunca süren çalışmalar duygu dolu anlara da sahne oldu. Kurtardığımız her kişi küçüğünden tutun yaşlı insanlarına kadar bebeğinden kendi çocuğumuzmuş, kendi anne babamızmış gibi görüp de biz bu kurtarmaları yapıyoruz. Böyle olduğunda da İster istemez daha fazla özenli davranmak zorunda kalıyoruz. Elinden tutup da helikoptere aldığınızdaki hissi kesinlikle tarif edilebilecek bir his değil. İçeriye geldikten sonra zaten bir taraftan dualar, bir taraftan teşekkür etmeler inanılmaz bir duygu. Bir süredir ekranlarınıza bir son dakika bilgisi